Doğallıktan yana olan iş kollarına karşı sektörel haber merkezi olarak biraz daha hassasız sanıyorum. Aktarları adeta insanlarla doğanın sırlarını paylaşan yerler olarak görüyoruz. Şimdi bu aktarlardan birinin konuğu oluyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği, aynı zamanda doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Muğla'nın güzel beldesi Bodrum'dan sesleniyoruz. Bodrum'un alışverişinin kalbinin attığı yerdeyiz. Oasis AVM'den sesleniyoruz sizlere. Oasis Eczane'de şu anda İmlant doğal bitkisel ilaçların standına konuk olduk. Yanımızda eczacı Taylan Çağlar var. Kendisi şimdi bizlere bu güzel ürünler hakkında bilgiler verecekler. Merhaba. Merhabalar. Günaydın. Sağ olun. Efendim öncelikle Taylan Çağlar'ı tanımak istiyoruz. Kısaca kendinizden bahsederseniz sonrasında ürünlere geçebiliriz. Oasis Eczanesi'nin sahip ve mesul müdürüyüm. Evet. 2003 yılından beri bu lokasyonda hastalarımıza ve müşterilerimize servis vermekteyiz. Çok güzel. Şimdi buradaki standımıza geçmek istiyorum. Öncelikle İmlant bitkisel ilaçlar ve doğal ürünlerin standına. Bize birazcık ürünlerden bahseder misiniz? Tabii. İmlant bildiğiniz gibi Yalıkavak'ta çok modern teknolojilerle kurulmuş bir tesisin ismi ve ürettikleri en önemli bitkisel ürün ise zerdeçal ve zencefildir. Zerdeçal ve zencefilden aktarlardan alınarak bir takım karışımlar hazırlanarak hastalıklar tedavi edilmeye çalışılmıştır. Fakat görülen odur ki zerdeçal ve zencefil tozlarını bal vesaire gibi, pekmez gibi şeylerle karıştırılıp yutulması bir fayda sağlamamaktadır. Öncelikle bunlar sıradan hastalıklar değil tabii ki. Tabii. Kanser bunlar gibi. Kanser gibi hastalıklara, işte soğuk algınlığı gibi, gripal enfeksiyonlar gibi vücudun immün sistemini yükseltmek için kullanılan preparatlar olarak görülmüştür. Evet. Fakat anlaşılan şudur ki toz halindeki zerdeçal ve zencefil hiçbir zaman insan vücuduna istendiği oranda geçememiştir. Çünkü bağırsaklarımızın, sindirim sistemimizin yapısı bu şekildedir. Bunun için de İmlant firması uzun araştırmalardan sonra bu bitkilerden ekstraksiyon yoluyla özlerini sıvı haline getirerek halkımızın kullanışına, bu hastalıklara karşı kullanılışına sunmuştur. Kısacası emilimini daha fazlalaştırmış, sıvı halindeki zerdeçal ve zencefil ekstraksiyonları daha konsantre, daha yoğun olduğu için daha faydalı olmuştur. Taylan Bey, zaten bitkisel ürünler ya da bitkiler oldukça spekülasyonlara sebep oluyor. Çünkü sebebi de kullanma oranı ve nereden aldığımız, değil mi? Tabii. Şimdi bitkisel ürünlerin içinde bulunan uçucu yağ dediğimiz enzimlerin yetiştiği yerler, bitkilerin kendi içlerinde, aynı bitkinin kendi içlerinde değişik türlerinin olması, toplandığı saatler, değil mi? Saklama şartları koşulları. Gibi koşulları, bu enzimlerin miktarını ve çeşidini büyük bir şekilde değiştirmektedir. Evet. Dikkatli bir üretim yapılabilmesi için bunların belli zamanlarda, belli yörelerde, belli familyalarından toplanması gerekmektedir. Yani İmlant firması da bu anlamda evet. Ayrıca çalışmalarını çok dikkatli ve titizlikle yapıyor, değil mi? Ben bir eczacı olarak İmlant firmasının üretmiş olduğu ürünlere katılıyorum, kabul ediyorum. Titiz bir kalite kontrolü olduğunu,
ham madde temininde titizlik gösterildiğine inanıyorum. Zaten bu anlamda da yapılan anlaşmaya göre Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve Avrupa pazarına çıktı. Evet, ürünler. Bugün aldım güzel haberi. Almanya'ya ihracatı başlamış. Alman ilaç kontrol sistemi veyahut da şimdi adını hatırlayamadım. Onaylamış. Onaylamış. Artık Avrupa ve Avrupa pazarındayız. Bu çok güzel. Türk sanayisi için de güzel. Türk eczacılığı için de çok güzel bir olay. Yani Türkiye'de bir önce isim oldu. İmmünat firması bu anlamda. O zaten münakaşa kabul etmez bence. Türkiye'de bir ilke imza atarak Avrupa pazarına Türk ürünleri, Türk bitkisel ürünleri çıktı. Biz de mutluyuz bu anlamda. Peki neden tercih ediyorlar size göre İmmünat ürünlerini? İmmünat ürünlerinin hazırlanmasındaki titizlik, kalite, takdim şekli ve kullanım kolaylığı bence tercih eden. Ayrıca buna destek olarak da çalışan elemanların ve eczacıların yeterli bilgiye sahip olması zencefil ve zerdeçal konusunda bence destekleyici konular bunlar. Aslında binlerce yıldır kullanılan bitkiler bunlar. Özellikle Hindistan'da, Uzak Doğu'da. Ülkemizde de öyle ama faydaları yıllar sonra ortaya çıktı. Tabii. Ve bunu da en doğru şekilde kullanma şekli galiba İmmünat firmasının hazırladığı ekstraksiyonlardan. Değil mi? Evet. Yani, toz şeklinde bağırsaklarımızdan yeteri miktarda kanımıza karışmayacağı apaçık ortada zaten. Yani anatomik olarak mümkün değil. Zaten sadece hasta olmayı beklemeyeceğiz. Korunma amaçlı da bu ürünleri kullanamayacağız. Biz en büyük zaten zerdeçal ve zencefil. İkisi de aynı familyadan ürünlerdir. En büyük özelliği immün sistemimizi, bağışıklık sistemimizi yükseltmesidir. Bu şekilde vücut kendini dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı daha güçlü koruyor. Güçlendirdiğimiz zaman daha kolay kolay hastalıklara yakalanmıyoruz. Yani direnciniz artıyor. Evet. Direnciniz artıyor. O yakalanmıyorsunuz diye diyemem ama hastalıklarda direnciniz artıyor. Ayrıca İmmünat'ın güzel ürünleri onkoloji servislerinde profesörlerimiz tarafından da reçete ediliyor. Öyle değil mi? Evet. Onkoloji departmanları hastanelerde zerdeçal ve zencefili likit formunu yani ekstraksiyon formunu hastalarında kullanmaya başladılar. Bu kemoterapiden ve diğer ilaç kullanımından sonra meydana gelen mide bulantılarında ve buna benzer yan tesirlerde önemli bir azalma gösterdiği saptandı. Ayrıca vücudun immün sistemini de yükselttiği için direnç arttığı için onkolojide de yardımcı tedavi olarak veyahut da yardımcı ürün olarak kullanılmaktadır. Siz de eczacı Taylan Çağlar olarak tabii ki İmmünat firmasının hazırladığı bu bitkisel ürünleri tavsiye ediyorsunuz. Tabii. Bütün Bodrumluları her şeyden önce eczanemize bekliyoruz. Bu ürünler hakkında bilgi almalarını istiyoruz. Bilgi verecek olan arkadaşlarımız bu konuda uzun süredir eğitiliyor. Bence iyi bir yola girerler. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere bugün Bodrum'un kalbinin attığı yerden, Oasis AVM'den, eczaneden seslendik. Ve İmmünat bitkisel ürünlerini sizlere tanıtmaya çalıştık. Tavsiye ediyoruz kesinlikle Avrupa'da pazarı açılan bu güzel ürünleri. Sağlığınızı korumak adına mutlaka kullanın. Bodrum'a gidin, Taylan Bey'in yanına uğrayın diyoruz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarında. Hoşçakalın.